Merhabalar arkadaşlar. Mustafa Uğur. Yıllar sonra Nişantaşı'nda evet. Denk geldik size. Ben de özlemişim. Yıllar geçti. Buradan şu anda hem 30 yıllık bir süreç, gerçekten çeyrek asırlık bir sanatçı olmuşuz. İnsan burada o eski günleri tabii hatırlayınca, nostaljik günleri hatırlayınca anlıyor. Ama her şeye rağmen sağlıklıyız, ayaktayız. Çok şükür yani. Sizleri de gördüğüme çok sevindim, çok mutlu oldum. Şimdi sağ olun. Burada rastlaşık neler yapıyorsunuz şu anda? Yani bayağı şu anda, yoksunuz. Evet, maalesef zaten dünyanın gündemini biliyorsunuz. Her iki senede bir dünyada her şey değişiyor. Savaşlar, koronalar, bir sürü mevzular. Tabii bu en başta bizim sektörü etkiliyor. Aslında ben ölmem ile bunu daha iyi kullanabilirdim, milletin tam yarasına tuz basabilirdim ama sağlık olsun. Şimdi yeniden yeni bir ölmem mi? Ölmemi değil ama ölmemi gibi Türkiye'de bizim A'dan Z kuşağına kadar ses getirecek, her kesime ses getirecek çok güzel projeler, parçalar hazırladım. İnşallah önümüzdeki günler hep beraber şahit olacağız buna. 30 sene dediniz, 30 sene içinde neler değişti sizin için? Vallahi çok şey değişti ya. Sarkanım çok şey değişmiş, daha doğrusu insan bunu yaşayınca anlıyor. Bir kere kendimiz değiştik. Bırak 30 seneyi, 3 sene önce bıraktığım İstanbul değil. 5 sene önce bıraktığım İstanbul değil. Sesler, müzik yapısı, toplumun yürüyüşü, her şey değişmiş. Yani sigara iyi bir şey mi? Kötü bir şey ama alışıyorlar. Sigaraya alışıyorsun ve bırakamıyorsun. Sesler aynı şekilde. O kadar kötü sesleri dinliyorlar ki. Kötü seslere de alışıyor insan. Bu sefer iyiyi beğendiremiyoruz. İyi sesi adam diyor, yok diyor. Çünkü kötüye alışmış. Maalesef böyle de bir gerçek var şu anda. Bunu da düzeltmek gerekecek. İnşallah iyi alıştıracağız. Bayağı böyle motive görüyoruz sizi herhalde. Allah'ın izniyle hazırlandınız. Ben Mustafa Uğur olarak ben kendi üstüme düşeni yapayım. Ondan sonrasını zaten bizde bir laf var. Ben sesime de güveniyorum. Allah'ın izniyle bizde bir laf var Gaziantep'te. Pekmezin iyi olursa sineğin Antep'ten gelir derler. Yeter ki iyi pekmez yapalım. Peki o dönemde ne yaptınız efendim? Almanya'daydınız. Benim Almanya'da kendi orada bir iki mekanım vardı. Bir otel, ayrıca şişe bar dediğimiz yani kafem vardı. Ayrıca her hafta normal kendi mecramızda programlar, düğünler, sahneler zaten yapıyordum yani. Hala yapıyoruz. Önümüzdeki günler yani 6 aylık programım zaten var, hazırlanmış. Fakat şimdi hem sosyal medyadan hem ulusaldan yazılı ve görsel basından yeni şarkılarla yeniden günde bizi sevenlerin sistemine karşılık onlara da biraz haksızlık ettik, nankörlük ettik. Onu bir an önce telafi edip yeni şarkılarla insanların gönlünde, yüreğinde o Mustafa Uğur'u yeniden yerine getirmeye çalışıyorum. Şu an türkü dünyasını nasıl görüyorsunuz mesela? Ya türkü dünyası olarak değerlendirmem. Müzik piyasası artık tek bir kalem biliyorsun. Türkücü, popçu, arabeskçi diye bir şey yok. Güzel parça var. Kim güzel parçayı, güzel melodiyi, güzel sözü bulursa 5 yaşında çocuktan 55 yaşındaki herkes dinliyor. Açıkçası böyle bir sistem var. Yeter ki sen güzeli bul. Yani pekmezin iyi olsun dediğim. O dönem çok konuşuldunuz yani. 90'lı yıllarda Televole'de her hafta yarım saat, bir saat bölümler. Onun sebebi de sahadan sahneye transfer olan Türkiye'nin İglasyası demişti. Sevgili Can Tanrıyar abi böyle bir imaj bize yapıştırdı. O da 13 haftada türkücü yani sanatçı olarak ilk çıkan da bendim. Biliyorsun Televole o zaman sadece futbolcuların mağaza programıydı. Evet. Ama benden sonra da şarkıcılarla başladı. Yani size futbolcuyum şarkıcı olarak. Tabii. O da benim tabii profesyonel mesleğimdi. Ümit Milli Takım'da Fatih Hoca ile oynamış. Gaziantep Spor'da oynamış bir adam. Ses olarak da Allah'a şükür Rabbim bize hem ses... Yani hem topçuluğu hem popçuluğu, popçu demeyeyim de şarkıcılığı nasip etmiş. Şükürler olsun. Şimdi bunu en güzel şekilde en iyi yere oturtacağız inşallah. Peki o dönem futboldan sanatçı olmak için uzak kaldınız yani. Ya, tabii canım hayatımın en güzel çağıydı yani futbolu. Bir futbolcunun Ümit Milli Takım'da oynuyordum Gaziantep Spor'da. Düşün ki yani 19 yaşında futbolu bırakıp sahnelere transfer oluyorsun. Bugün baktığınız zaman doğru kararı verdim. Kesinlikle sanat başka bir şey. Futbol olsa zaten bitmişti. Benim dönemimde kaç futbolcu hatırlıyoruz ki? Ama Mustafa Uğur yine Mustafa Uğur. Görüyorsun sokakta şu anda Allah'a şükür kimse tanımıyor. Tanımalar için şimdi ben dedim ki... Z kuşağı var sokakta da. Z kuşağı onlara da tanıtacağız merak etme. Türkiye'nin Almanya'da soruyorlar diyorlar. Ne bir su Almanca konuşuyor yani diyorum ki... Duynav.
Kes dur. Michael Jackson. Ya diyor. İşmin diyorum. Türküş Michael Jackson. O derece kalmış. Yani inşallah. Bunu yapmak için yeni şarkılar mı hazırladınız? Yeni şarkılarımız hazır. Yani gerçekten Şampiyonlar Ligi diyeyim yani şu anda bizim müzik camiasındaki kendi tarzımız, özellikle Şampiyonlar Ligi tadında şarkılarımız hazır. Önümüzdeki günler zaten şahit olacaksınız. Bunlar lafla olmuyor. Sizler de benim kardeşimsiniz. 30 yıllık süreçte sizlerin de beni lanse etmenizde çok büyük emeğiniz var. Allah razı olsun. Sizlerin de hakkını ödeyemem. Ama şimdi sizlerin de gönlüne yüreğine su serpeceğim. Sizler de şahit olacaksınız. Peki bir ölmem mi daha gelir mi efendim yani? Öyle bir şey var mı? Ya ölmem mi demeyelim ama ölmem mi de yeniden okuyacağım onu da söyleyeyim. Evet. Onu da yeni versiyonuyla işte. Z kuşağına hitap edecek mi? Onlara hitap edecek şekilde. Belki bir rapçıyla, belki bir rapçıyla böyle yapıyorlar yani biliyorsun. Evet. Yani benim rahmetli kardeşim Azer'in şarkısını bile bugün Z kuşağı dinliyorsa bizi de dinleyecekler. Ölmem mi de dinliyorlar. Yani dinleyenler zaten müthiş bir kemikleşmiş, tavizsiz bir kitle var. Ama niye olmasın yani? Olabilir. Peki efendim sizin sesiniz de çok orijinal buluyorlardı o zaman da yani. Böyle kimsede olmayan bir ses var. Eyvallah. Bu şey olarak galiba tenor sesi vardı. Tenor bana sordular ilk kez. Biliyorsun dünyada 3 çeşit erkek sesi var. Nedir? Bas, işte en kalın ses. Bariton, orta ses. Tenor, en yüksek ses. Tiz ses. Yani bana dediler, öğretmen sordu, konservatuara imtihana gidiyorum. Bas mısın? Bariton musun, tenor musun? Efendim ben terimleri bilmediğim için İtalyanca, ben dedim ben Gaziantep'liyim. Onun için ben Gaziantep'liyim sınıfayım. Ya o yeter diyorsun. Yani orijinalim, yani işin orijinalliği o, en önemlisi de o. Şunu da soralım efendim, rahmetli Azer Bülbül'e çok iyi yakın dostunuz. Yakında da filmi yayınlanacak. Evet, evet. Onunla ilgili neler söylemek istersin? Azer'le tek bir kelime söyleyeyim sevgili Tarkan. Bugün Mustafa Uğur olarak 30 yıldır ölmem mi beni taşlara vurur, tabuta kanım sürür. Bu türküyle 30 yıldır ekmek yiyorum çoluğuma çocuğuma. Allah sonra da halkımızın sayesinde ekmek yiyorum. Ve bugün Mustafa Uğur olmama önce Allah sonra da Azer Bülbül vesile oldu biliyor musun? Çok güzel bir soru sordun. Çünkü beni Azer Bülbül'ün yanına gittim. Abi dedim, bana yardımcı olur musun dedim. Benim sanatçılık serüvenim öyle başladı. Onun için... Diyalogda ne geçti onu anlatma şansınız var. Ben futbolcu olduğum için kimseye gidip de diyemiyorum onun kapanında. Param da bitti. Bir aylık otele ödeme yaptım. Tekrar en son Kahramanmaraş Spor'daydım. Beni takımdan çağırıyorlar. Bunalıma girdim. Un kapanının girişinde tost elimde tost yerken Maraş'a geri döneyim dedim kendi kendime. Tostumu tam ısırdım, bir baktım rahmetli Azer Bülbül girdi un kapanının. 6. blokta biliyorsunuz. O girince böyle heyecanlandım, yanına koştum. Selam aleyküm, aleyküm selam kardeş dedi tabi. Abi dedim, Azer abi hemşeriyiz dedim, İstanbul'a geldim rezil oldum. Bana dedim bir yardımcı olur musun? Ne yapıyorsun dedim, ben türkücü abi olmak istiyorum. Kardeş yarın 2'de gel dedi ve hayatım değişti, orada başladı. Şarkıyı nasıl bildiniz peki, nerede? Ondan sonra bir sürü süreç, Azer beni başka biriyle tanıştırdı. O da İbrahim Tatlıses abimizin beraber yola çıktığı yol arkadaşı, İbrahim abi çok iyi bilir, Hasan Çelik. O beni dinledi, Allah'ım dedi beni dinler dinlemez İbrahim'den sonra bana yeni bir ses gönderdin dedi. Hasan Çelik, onu İbrahim abi de çok iyi bilir. Peki o sesi daha çok dinleyeceğiz inşallah. Allah'ın izniyle, kesinlikle. Bu ilk defa mı söylüyorsunuz bu şey? Evet, evet, anı evet. Mi? Kesinlikle. İbrahim abi de, yani İbrahim abinin beraber Urfa'da yola çıkıp Gaziantep, Kilis, Kilis'ten Adana, Adana'dan Ankara'ya geldi. Hatta İbrahim abinin belki unuttuğu mevzuları bile biliyorum. Kimden biliyorum? Rahmetli Hasan Çelik'ten. İbrahim abinin filmlerinde de hep oynar. Mavi Mavi de iki aşağı indir orada. Yani İbrahim abi zaten şu anda bunu duysa da duygulanır. O zaman yani sizle konuşacak o kadar soru var. Son olarak şeyi soralım. Önümüzdeki en yakın plan nedir? Ne yapıyorsunuz? Şimdi en yakın plan dediğim gibi başta herkes bekliyor şimdi. Yeniden ölmem mi deyince insanlar, beni tanıyanlar diyecek ki ya yine mi ölmem Mustafa demesin diye. Yeni şarkılarım 6 tane çok güzel şarkılarım bitti Allah'ın izniyle. Öyle inanıyorum. O şarkılarımın lansesini yapmak ve konser tekrar açıkçası yeniden trend oluşturmak. Peki bu dönemde bir şeylerin değiştiğini görüyor musunuz? Yani biraz sanatçılar için de zorlaştı. Menajerlerle ilgili sorunlar oluyor. İşte piyasa yani, ilgili. Yani
Böyle bir şey yaşayabilir bu, misiniz? Bu her dönemde vardı. Bizim dönemimizde yine vardı. Önümüzdeki dönem yine olacak. Sorunlar bitmeyecek. Ama önemli olan bütün sorunları tek tek aşacağız. Bunlar yine karşımıza çıkacak. Biz bundan önce 30 sene önce İstanbul'a geldiğimde kimseyi tanımıyordum. Otelde dediğim gibi kalacak param bile bitmişti. Sadece bir poğaça alıp yiyordum. Ama bugün Allah'a şükür İstanbul'da her yeri tanıyorum, sizleri tanıyorum, röportaj yapıyorum. Zaten 10-0, 1-0 değil, 10-0 önde başlıyoruz. Onun için karada ölüm yok. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun.